Ghost of Tsushima ve başka PlayStation oyunları PC'ye geliyor. Marvel Spider-Man oyunlarını online oynayabilecektik. GTA 6 son aşamaya girdi, Rockstar'ın sitesine eklendi, Fallout'un dizisi geliyor ve Mart'ta çıkacak yeni oyunlar. İlk başta Ghost of Tsushima ve birçok daha PlayStation oyununun PC'ye gelmesi hakkında konuşalım. Biliyorsunuz ki PlayStation oyunlarından daha fazla kar elde etmek adına onları PC'ye de aynı anda çıkartma kararı almıştı. Madem kaliteli oyunları var, onları güzelce satmaya bakacaklar. Bu konuda da gayet haklılar. Çünkü mesela bir oyun yapıyorlar, örnek en son Marvel Spider-Man 2. 300 milyon dolar harcadılar oyuna ve daha yeni 10 milyon dolar satış rakamına ulaştı. Bu maddi sorundan dolayı da oyun sektöründe Sony'den de çokça olmak üzere işten çıkartmalar meydana geldi. PlayStation oyunlarının PC'ye geleceği haberinin ardından PlayStation kullanıcıları kafayı yedi. Ben zaten bu konu hakkında bir video yaptım. PlayStation 5'in henüz gücünü kullanmadan PlayStation 5'i gösterinde bitirip PC'ye yoğunlaştıkları için PlayStation alanları için bu biraz tabii ki sorun. Saçma oldu. Ama şöyle düşünmek zorundayız. Bunu daha iyi şeyler için yapıyorlar ve sonunda bu oyunculara daha iyi oyunlar olarak geri dönüş yapacak. Fakat biz bu PlayStation 5'i aldık. İçinde adam akıllı oyunlar, yenilikler göremeden devir sonlandı diyorlar. Sağ üstte koyduğum videoda bu konu hakkında detaylıca konuştum. Bu konu hakkında kafayı yiyen PlayStation fanları size de şunu söyleyeceğim. Nvidia gerçekten çok hızlı ilerliyor ekran kartı teknoloji konusunda. PC konsoldan çok çok daha ileri seviyede ve sonsuz bitmeyecek bir cihaz PC. Bakın bu sözümü unutmayın, en son ayakta kalacak cihaz PC'dir. Her firmanın şimdiden buna yoğunlaşması güzel bir şey maddi açıdan, oyun bakımından. Nvidia çok hızlı ilerliyor. PC sektörü çok daha hızlı. Konsolları gerisine bıraktı. Yardırdı da gitti. Konsol firmaları da bunu kabul etti. Oyuncu olarak kabul etmeyenler bunları kabul etmese ne olacak? Firmalar kabul etti zaten. Ve Horizon Forbidden West, Until Dawn, God of War Ragnarok ve Last of Us Part 2'ye de PC portu gelecek bu sene. Ya abi asla şu Bloodborne'a bir remaster remake yap, bir şey yapın abi lütfen. Last of Us Part 2 remaster'ı da kim talep etti ya? Tek isteğimiz şu 60 FPS Bloodborne oynamak. GTA 6 hakkındaki gelişmeler her zaman olduğu gibi bitmiyor. GTA 6 için Rockstar Games evden çalışan, dışarıdan çalışan bütün çalışanları ofise davet etti ve GTA 6 için artık birlik olmak gerektiğini vurguladı. Son aşamaya girdiğini de söyledi. Bu da oyunun yapım aşamasının hızlandığını gösteriyor bizlere ve GTA 6 Rockstar Games'in kütüphanesine eklendi. Yakın zamanda bir ön sipariş görebiliriz. Bir de bir oyuncu GTA 6'nın fragmanında Lucian'ın hapishane sahnesinde arkadaki tellerin boşluklarını sayarak GTA 6'nın çıkış tarihini bulduğunu iddia ediyor. Oyuncular gerçekten kafayı yemiş durumda. Bence tasarımcı arkadaş bile onu düşünmemiştir. Oyuncunun uzun hesaplamalar sonucu nasıl olduysa bilmiyorum, bulduğuna göre GTA 6 21 Mayıs 2025 tarihinde çıkacak. Rockstar artık gerçekten kafayı sıyıracağız. Gönder şu oyunu. Bethesda stüdyosunun ellerinden çıkan yegane rol yapma oyunlarında olan Fallout serisinin bir dizisi geliyor. Fallout RPG deyince akla gelen ilk örneklerdendir. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen bu oyunda mutasyona uğrayan canavarlarla Vault adlı sığınaklarda konaklayarak mücadele ediyorsunuz. Fallout'un dizi uyarlaması için de herhangi bir Fallout oyununu oynama sorumluluğunuzun olmadığını açıkladı sayın dizinin yönetmeni. 11 Nisan 2024 tarihinde tüm bölümler Amazon Prime'de yayında olacak. Türkçe dublajlı fragmanı da şu anda yayında. Insomniac Games'in Spider-Man oyun serisine aslında bir online mod geliyordu. Proje bayağı ilerlemişti, hatta bir fragman bile hazırlanmıştı. Farklı evrenlere seyahat edip farklı Spider-Man'leri veya kötü karakterleri canlandırarak New York'u işgal etmeye ya da korumaya çalışacaktık. Arkadaşlarımızla efsane bir şekilde çok sevilen Marvel Spider-Man 2 oyununun mekanikleriyle eğlenebilecektik. Fakat Insomniac geçen sene büyük bir siber saldırıya uğradı biliyorsunuz ki bunun sonucunda birçok şey sızdırıldı, firmaya büyük zararlar verildi. Yapımında oldukça ilerlenen Marvel Spider-Man The Great Webs adlı bu online oyunda maalesef iptal edildi. Karakter özelleştirip sürekli yenilikler eklenecek olan Live Service diye planlanan bu oyun PlayStation'ın başka popüler Live Service oyunu Helldivers 2'den bile daha fazla başarı elde edecekti planlara göre. Zaten bu sıralar firmalar geride de dediğim gibi single player oyunlara çok para harcayıp karşılığını alamıyor. Çalışanlar işten çıkartılıyor vesaire. Bu Live Service merakı da ondan dolayı artıyor. Çünkü Live Service oyunlar bitmeyecek oyunlardı. Oyuncuya sürekli bir şeyler aldırtan, sürekli oyunda tutmaya çalışan, oyunu bıraktırmayan oyunlardı. Örnek Destiny 2, örnek Warframe. Bunlar sevilen Live Service oyunları. Sevilen seri Spider-Man'in de bu işe girmesi gayet mantıklıydı. Bu Spider-Man oyunları en az Batman Arkham oyunları kadar sevilen bir süper kahraman serisiydi. Batman Arkham'ın yapımcısı Rocksteady kendisine olan saygıyı nasıl kaybetti? Onlar da bu Live Service işine girdi. Kendini sürekli tekrar edip sıkan Suicide Squad oyunuyla beraber onlar bu işe çok kötü girip çok kötü çıktılar. Para uğruna girdikleri belliydi. Spider-Man serisi içinse böyle değil. Çünkü mekanikleri gerçekten farklı ve online Live Service işine uygundu. Insomniac Rocksteady'nin yaşadığı sıkıntıları yaşamazdı ama yazık oldu. 2024 senesi oyun sektörü için maddi sıkıntılar içinde başlamış olsa da yeni çıkan oyunlar bakımından birçok sürpriz oyunla karşılaşıyoruz. Mart ayına gelmemizle beraber de Mart ayında çıkacak güzel oyunlar bizi bekliyor. Benim beklediğim oyunlar arasından özellikle Rise of the Ronin gerçekten oyuncuların ilgisini çekti. Assassin's Creed ve Ghost of Tsushima karışımı gibi gözüken 1800'lü yıllarda geçen bir samuray oyunu. Ne Ghost of Tsushima kadar çok eski, yoğun binalar bulunmayan yerleşim yerlerinde geçiyor ne de Assassin's Creed gibi
gibi sürekli şehirlerde geçiyor ve mekanik olarak da her iki oyundan ortak yönler var. Tam manada bir karışım. Hem silah da barındırıyor, kendimize özgü yetenekler, farklı çeşitli mekanikler, kombatlar bu oyunu zevkli gibi gösteriyor. Hem de Türkler için en önemli özellik bu oyunun Türkçe dil desteğiyle beraber çıkması. Oyun Türkçe altyazıyla beraber çıkacak. Bu arada açık konuşmak gerekirse bazı gördüğümüz oynanış görüntüleri 2024 senesinde çıkan bir yeni nesil oyun gibi gözükmüyor. Yavan ve mobil oyun gibi duruyor. Bunlara bir cila şekerler diyemiyorum. Fakat bazı şüphelerim de var. Oyuna karşı tam manada içim rahat değil. Fragmanlarda gözüme takılan bazı noktalar oldu. Çıkış tarihi 22 Mart. PlayStation 5 özel çıkıyor. Dragon's Dogma 2 de aynı şekilde çok fazla bekleniyor. İlk oyunu 2012 yılında çıktı. İkinci oyununda da tabii ki teknolojinin getirdiği yenilikleri kullanarak ilk oyunun üzerine gayet iyi mekanikler eklenmiş gözüktüğü kadarıyla. Size gereken özgürlüğü en iyi şekilde sunan bir açık dünya rol yapma oyunudur kendisi. Çıkış tarihi ise Rise of the Ronin ile aynı 22 Mart. Bir diğer merak ettiğim oyun Alone in the Dark. Çünkü kendisi Alan Wake 2'nin tarzına oldukça benzettiğim aksiyon şemasında aynı Alan Wake 2 gibi kendini tekrar edeceğini düşündüğüm fakat onun yanında da kendisine özel yenilikleri de barındıracağını düşündüğüm bir oyun oldu kendisi. Ne kadar çok düşündüm kelimesi kullanım. Bulmaca çözmeli, gizemli, sıra dışı bir korku oyunu gözüküyor. Şu anlık söyleyeceğim oyun haberleri de bunlardan ibaretti. Siz neler düşünüyorsunuz? PlayStation 5'in devrinin son ermesi hakkında da bir video yapmıştım. Dediğim gibi sağ üstte bıraktım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bana destek olmak isterseniz aşağıdan abone olup like atarak bunu en iyi şekilde sağlamış olursunuz. Bu bir zorlama değil de sadece bir hatırlatmadır. Bu arada artık YouTube katılım ve süper teşekkür modunu da açtık. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. İnşallah daha kaliteli videolar size üretmeye çalışacağım. Yakın zamanda da güzel projelerle sizlerle beraber olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, oyunla kalın.